Değerli katılımcılar ve konuşmacılar, JCI İstanbul Şubesi'nin enine boyuna franchising projesi kapsamında düzenlemiş olduğumuz 2018 yılının ikinci enine boyuna franchising paneline hoş geldiniz. Ben enine boyuna franchising projesinin direktörü Zuhal Ürgün. Heyecanlıyım çünkü geçen yıl da aynı sahnedeydim. Bu yılda tekrar aynı sahnede olmak bizler için gerçekten JCI ailesi olarak mutluluk verici. Bu başarılı paneli organize etmemizde bize destek olan sevgili Osman Faik Bilge hocama, enine boyuna franchising proje ekibime ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Şimdi bizlere kısaca JCI'yı, yani Junior Chamber International, Genç Girişimciler ve Genç Liderler Derneği'ni anlatmak üzere sevgili JCI İstanbul Şubesi Başkanımız Ezgi Nida Burçi'yi konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet etmek istiyorum. Burada mı? Başkanım burada. Buyurun. Herkese merhaba. Sesim geliyor mu? Herkese merhaba. JCI İstanbul 2018 Şube Başkanı Ezgi Nida Burcu ben. Burada değerli senatörlerim, eski şube başkanlarım, Türkiye yönetiminden başkan yardımcılarımız var. Ve siz değerli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. JCI 100 yılı aşkın bir süredir dünyada genç aktif yurttaşların öncü küresel ağı olma yolunda çalışmalar yapan bir dernek. Ve iş dünyası, bireysel gelişim, toplumsal fayda gibi birçok alanda 18-40 yaş arası gençlerin kendilerine ve topluma faydalı olmaları için birçok çalışma yapıyoruz. Franchising projesi de Zuhal Direktörümüz söylediği gibi bizim şubemizin iş dünyası alanında yürüttüğü, franchise alanında Türkiye'de bilinirliği arttırmak, daha bilinçli franchise girişimleri sağlanmasına vesile olmak amacıyla yaptığımız bir proje. Zuhal Direktörüme çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Hepinize keyifli bir panel diliyorum. Teşekkürler. Ezgi Başkanıma teşekkür ediyorum. Şimdi de UFRAT Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Mustafa Aydın'ı sahneye davet etmiyorum. Sahneye davet etmek istiyorum. Evet, çok saygıdeğer katılımcılar, çok saygıdeğer panelistlerimiz. Aslında konuşma Osman Bey'in programında Osman Bilge Bey konuşacaktı. Fakat o biraz geçkince mikrofonu ben ele aldım. Geldi ama ben ele almış oldum. Onun için sandalyeyi korumak lazım. Böyle birazcık boş bırakınca. Hatta şöyle vardır, bilirsiniz, eskiden bürokratlar izine falan gitmezlerdi rahatsız oldukları zaman bile. Çünkü izine giderlerdi. Geldiklerinde koltukta başkasını bulurlardı. Öncelikle böyle bir konunun eline alındığı ve bu fuarımızın son paneli olması vesilesiyle de özellikle konuşmak istedim ben. Ve son panelimizde aslında franchising'in ruhuna uygun olarak kaliteye, kalitenin kurumsallaşmasına, kalitenin toplum kaliteye dönüşmesinde uygun bir panel olduğu için de ayrıca bir anlam ifade ediyor. Ben bir iki şey söylemeden önce tekrar Allah nasip ederse önümüzdeki yıl yine aynı tarihte sizlerle birlikte daha güçlü bir fuarda, daha güçlü yatırımcılarla ve girişimcilerle bir arada olmayı diliyor ve temenni ediyorum. Aslında kalite kurulları veya kalite markaları, kalite çalışmaları franchising'in temelini oluşturuyor. Franchising'in anlamı bizim anladığımız, bizim telakki ettiğimiz anlamda bir insanın gözünü İstanbul, Taksim'de kapatacaksınız herhangi bir mağazada, o kişiyi alacaksınız, Diyarbakır'daki aynı mağazaya getirip gözünü açacaksınız ve soracaksınız, sen şu anda neredesin? Gözünü açtığı zaman diyecek ki ben Taksim'deyim, Taksim'deki şu mağazadayım. Oysaki kişi Diyarbakır'da. Yani o kadar birçok anlamda benzeşen, o kadar kalite anlamında, hizmet anlamında, görsel anlamda, konsept anlamda
birebir aynı olan anlayışa biz zaten franchising diyoruz. Bu ve buna benzer kalite çalışmaları da bu anlayışın dokümantasyona dönüşmüş hali oluyor. Ve biz hep şunu söylüyoruz. 21. yüzyılda her ne yaparsanız yapınız, eğer onu marka haline dönüştürmemişseniz, onu kalite anlayışında belirli kurallara bağlamamış iseniz, o işin sadece ve sadece hamallığını yapıyorsunuz demektir. Bakınız bu çok ama çok önemli. Ben her toplantıda şunun altını ısrarla çiziyorum. Diyorum ki artık 21. yüzyılda bir ülkeyi kendinize ekonomik, sosyal, siyasi olarak bağımlı hale getirmek için o ülkeye tanklarınızı ve toplarınızı göndermeniz gerekmez. Markalarınızı o ülkeye gönderiniz, o ülkenin halkını kendinize her anlamda bağımlı hale getirirsiniz. O zaman hangi işi yapıyorsanız, o işinizin bağımsız olmasını istiyorsanız, o işinizin size faydalı, ülkenize, milletinize, toplumunuza faydalı bir hale gelmesini istiyorsanız, onu önce bir marka haline getirip, markanın da sürdürülebilirliğini sağlamanız lazım. İşte o sürdürülebilirlik buradan geçiyor. İşte o sürdürülebilirlik o kalite anlayışından, o kalitenin kurumsallaşmasından geçiyor. Onun için özellikle genç girişimcilerin, genç yatırımcıların gerek franchising alırken, gerek franchising verirken dikkat etmesi belirli hususlar vardır. Ben bunlardan da birkaç tanesini söyleyerek müsaade ederseniz sözlerimi tamamlayarak değerli panelist arkadaşlarıma söz vermek istiyorum. Bunların öncelikle marka sahibi yani franchiser olan kişi karşısına markasını kullanmak için gelen insanın öncelikle sosyalitesine yani sosyal konumuna, sosyal çevresindeki o insanın değerine, konumuna, algısına bakmalıdır. Birinci öncelik bu olmalıdır. İkinci öncelik onun finansal kredibilitesine, finansal gücüne bakmalıdır. Üçüncü olarak o işe ne kadar ilgi duyuyor? O işin yatırımcısı mı? O işin girişimcisi mi? Buna dikkat etmesi lazım. Bizler daima o işin yatırımcısını değil, o işin girişimcisini her zaman takdir ederiz, her zaman tercih ederiz. Ve nihai olarak da o kişinin işinde bizzat kendisi mi çalışacak, yoksa onu alıp başkalarıyla beraber mi yürütecek diye dört temel esasa bakmaktayız. Aynı şekilde de franchise yani o markayı kullanacak kişi hangi markanın şemsiyesi altına girecek ise o markayı çok iyi incelemelidir. O markanın gücünü, o markanın daha önceki franchise'larla yani markasını kullandırdığı kişilerle olan ilişkisini, onlarla olan memnuniyetini, onlar zor durumda kaldığı zaman onlara ne kadar ilgi ve alaka gösterdiğini, markanın yürütülebilmesi için ne kadar franchise'ını yani markasını kullandırdığı kişileri ne kadar desteklediğini, hangi konuda lojistik destek, marka desteği ve finansal destek verdiğini incelemek zorundadır. Sırf zor durumda olduğunuz için bir markanın altına girme teşebbüsünde bulunmayın. Aynı şekilde markasını kullandıracak kişi de benim biraz daha fazla şubem olsun, biraz daha fazla franchise'ım olsun diye de zor durumda olan veya o markayı taşıyamayacak kişileri şemsiyenin altına almasın. Marka bir namustur. Marka şereftir. Marka izzet-i nefistir. Marka onurdur. Markayı kullanırken ve markayı kullandırırken bu temel değerlere dikkat etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Ben tekrar katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Değerli panelistlerime de güzel bir panel olmasını, çok faydalı bilgiler vermenizi diliyorum ve temenni ediyorum ve teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Mustafa Hocam. Çok sağ olun. Gerçi Mustafa Hocam franchise ile ilgili, bizim konumuzla ilgili her şeyden bahsetti. Ben ufak da olsa bu paneli düzenlememizdeki en önemli amacı kısaca belirtmek istiyorum. Franchise almayı ve vermeyi düşünen kişilerin veya firmaların doğru seçim yapmaları durumunda franchise'ın kazançlı bir iş modeli olduğunu vurgulamaya çalışmak ve tabii ki değerli konuşmacılarımızla birlikte bu önemli iş modelini enine boyuna değerlendirmek.
zamanımız kısıtlı, daha fazla uzatmadan ben şimdi değerli konuşmacılarımızı kısaca tanıtacak olursam, ilk panelistimiz Erol Işık, HD Holding. HD Holding, HD İskender, HD Döner ve Pidem markalarının franchise müdürü. Franchise veren kısımda. Hoş geldiniz Erol Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İkinci panelistimiz ise Ömer Bayraktar, Tavuk Dünyası Bayi Genel Müdürü. Kurumsal franchise alan tarafta. 4 marka ve 12 işletme. Geçmişte Emirgen Süt İş, Günaydın ve Kasap Döner markalarında franchise yöneticiliği. Geçmiştir. Şu anda da bu marka devam ediyor. Güzel. Deneyime sahip, halen devam etmekte. Siz de Ömer Bey, hoş geldiniz. Ve son panelistimiz de bireysel franchise alan tarafta Erdal İpekçi, Bursa Kebap Evi işletmeci kendisi. Siz de hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Ve moderatörümüz Mesut Süren, Franchise More franchise danışmanı. Kendisi aynı zamanda geçmişte de DESA, Gülaylar, Karaca Porselen ve Nezih markalarının franchise yöneticiliği deneyimine sahip. Aynı zamanda da Sucukköy markasının da kurucusu. Evet. Kendisi. Siz de hoş geldiniz Mesut hoş Bey. Hoş bulduk. Sağ olun Doğan Hanım. Sözü daha fazla uzatmadan sahneyi sevgili moderatörümüz Mesut Süren'e bırakmak istiyorum. Çok güzel teşekkür bir panel ediyorum. Olmasını çok diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Umarım tabii bunca yıl bunca birikimden sonra hepimiz için aynı şeyi söyleyebilirim. Sizler için bir öngörü oluşturabiliriz. Sizler için neyi nasıl yapacağımızla ilgili daha somut fikirler edinebilirsiniz. Bu bugünkü konuşmadan çıkabilecek. Mustafa Bey'e de çok teşekkür ederim. Bize bir yol açtı. Neleri konuşup... Sesim geliyor mu? Deneme. Şimdi nasıl? Tamam, ufak tefek kazalar olur. Yani bunu öyle düşünmek lazım. Tabii panelimizin temel sorusu doğru seçim kazandırır. Bu aslında bana biraz şey gibi geliyor. Yıllardır felsefecilerin bir cevap aradığı soru gibi. Yani doğru seçim. Yani hayatımızda doğru seçim yapmak için çok çabalıyoruz. Sadece iş hayatımızda da değil. Yani eş seçerken, arkadaş seçerken, elbette yeni bir iş yaparken hep doğru seçimin peşindeyiz. Tabii bir yandan da tüm bunların içerisinde soru sormak bir yandan kolay. Ama asıl belki de cevabı bulmak biraz daha zor. Tabii Zuhal Hanım hakkımda biraz bilgi verdi. Birçok farklı iş deneyimlerim oldu. Yani özellikle gıda dışı sektörde biraz daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Ve son 1,5-2 yıl Osman Bey ile beraber de ağırlıklı gıda franchise'ına yoğunlaşmış durumdayız. Danışmanlık tarafında. Burada tabii bizim aslında bir yandan da monolog halinde geçmesini istemiyorum kesinlikle. Daha çok herkesin katıldığı daha interaktif bir konuşma olursa, toplantı olursa daha doğru olabilir gibi duruyor bana. O yüzden de şu sorunun cevabını bulmamız lazım. Yani sorumuz tamam güzel, doğru seçimi nasıl yapacağız ama yani bunun için belirleyebileceğimiz kriterlerimiz ne olmalı? Tabii burada ilk başta Erol Bey ile başlamak istiyorum. Tabii. Onun deneyimi, bilgisi, birikimi buradaki tüm katılımlardan daha fazla. O yüzden de size ilk şunu sormak istiyorum, şunu öğrenmek istiyorum. Hakikaten de merak ediyorum. Yani siz şu anda HD'desiniz. Doğru. Daha önceden bir franchise sisteminiz yoktu ve franchise vermeye başladınız. Başlayalım. Sizin bir yatırımcıda beklediğiniz kriterler ne? Yani ilk üç sayabileceğimiz nokta olursa ne diyebilirsiniz? Ve şu anda varmak istediğiniz hedef ne? Yani franchise operasyonunda ve benim de bildiğim nispeten daha yeni bir franchise oluşumun içindesiniz HD'de. Doğru. Yani burada neyi daha iyi yapmak istiyorsunuz? Bir
Bu bağlamda diğer soru tabii da bu. Tabii ki. Şimdi öncelikle franchise sisteminin önemini kavramak gerekiyor. Hem yatırımcılar bazında hem de markalar bazında franchise sistemini doğru kullanırsanız, doğru seçim yaparsanız markanızın gelişimine çok büyük katkı sağlamış oluyorsunuz. Evet. Burada markanızın Sayın Başkan'ın belirttiği markayla ilgili tespitlere çok iyi katılıyorum. Onun için markanızı teslim edeceğiniz, markanızı geliştirecek olan kişileri çok iyi seçmeniz gerekiyor. Tabii bir kişileri seçmeyle beraber bir de bizim gıda işinde markanızı nereye konumlandıracağınız da çok önemli. Yani lokasyon. Lokasyon çok önemli. Öncelikle doğru lokasyon. Bu markanın olması gereken yerle ilgili olaraktan tespit etmek lazım. İkincisi de bu işe yatırım yapacak, sizin franchise'iniz olacak kişiyle ilgili veya grupla ilgili olaraktan. Bunu eğer doğru seçerseniz o kişiye de geliştirmiş oluyorsunuz. Yani biraz da açar mısınız? Aslında bu doğru seçimin temel kriteri nedir? Yani neyi doğru seçmeliyiz? Şimdi birincisi Sayın Başkan az önce çok iyi birkaç tane madde saydı. Gerçekten de eğer bir markaya yatırımcı seçiyorsanız o işe zaman ayıracak olan kişi olması lazım. Yani birinci öncelik. Aynen. Bir emek sarf edecek yani. Evet. Uzaktan kumandayla değil. Pek olmuyor. Evet. Yani elbette ki bir eğer özellikle bizim gıda işimizde ben franchise görüşmelerinde hep şunu söylerim. Gelen arkadaşlarıma şunu hep ilk cümlem budur. Gıda işinde cenazeniz yoktur. Düğününüz yoktur. Tatiliniz yoktur, yoktur. Hafta sonunuz yoktur. Ama ne zaman yoktur? Eğer bir sisteminiz yoksa yoktur. Eğer bir sisteminiz varsa o sistemi yönetebiliyorsanız o zaman bunların hepsi geçer. Burada bir sıkıntı yok. Bu kişinin de bu sistemi yönetebilecek olan kişi olması lazım. Elbette ki sosyal olması lazım. Sosyal yapısı kuvvetli olması lazım. Kişileri yönetebiliyor olması lazım. Ve çünkü zaten franchise sisteminde eğer doğru markayı seçmişseniz bir sistemi satın alıyorsunuz. Bir sistemi uyguluyorsunuz. Sizin orada çok fazla ayrıntıda müdahale edeceğiniz herhangi bir şey yok. Zaten onları uygulamanız lazım. Tabii burada ilk başta çatının hakikaten doğru düzgün kurulması gerekiyor. Biz markanın veya franchise sisteminin doğru kurulduğu yolu üzerinden gidiyoruz. Takdir ederseniz bundan önceki çalışmalarımızda da tavuk dünyasında çok evet, fazla çalışmalarımız yani oldu. Başarılarınız hala konuşuluyor. Çok teşekkür ederim. Başarılıydınız yani. Burada da şu anda HD Holding olaraktan kendileri beni davet ettiklerinde birkaç tane cümle söylemiştim. Aslında bence franchise seçimindeki ilk en önemli cümlelerden bir tanesi bu. Franchise veren yetkilisinin hayır deme lüksü varsa doğru franchise seçebilir. Bu çok önemli bir şey. Yani eğer üzerinizde adet baskısı, skor baskısı, yatırım baskısı varsa doğru yerde, doğru kişide seçemezsiniz. Ama bunun yani bir yandan da biraz konjonktür belli. Şirketlerin temel argümanı kar etme üzerine. Yani bunu bir göğüsleyip bunu nasıl yapacağız yani? Şimdi sadece skora koşarsanız yani bu yıl bu kadar franchise vereceğim veya şu bölgeye mutlaka şunları açacağım skoruna koşarsanız sonuçta başarısız noktalar, lokasyonlar oluşacağı için aslında gelişiminizi baştan engellemiş oluyorsunuz. Yani bu yıl için belki o hedefinizi tutturursunuz ama önümüzdeki yıl az önce Sayın Başkan'ın söylediği çok önemli bir şey var. Arkadaşlarımız da mutlaka bunu yapmışlardır. Markayı seçeceğiniz zaman gidip öncelikle o markanın ne yaptığına bakmanız lazım. Evet. Yani yatırımcıları nasıl? Mutlu mu? Memnun mu? Para kazanıyorlar mı? Çünkü yine benim ilk cümlelerimden bir tanesidir. Eğer yatırımcınız para kazanmıyorsa o franchise sistemi doğru bir franchise sistemi değildir. Evet. Yatırımcı para kazanacak. Tabii ki siz markanız doğru olacak. Doğru lokasyon seçme konusunda siz ona destek olacaksınız. Ve doğru kişiyle beraber bu işlemi devam ettireceksiniz. Peki biraz aşmak için merak ediyorum. Yani bir öncelik verilmesi gerekirse doğru lokasyon mu yoksa doğru kişi mi? Yani hangi taraftan bakmalıyız? Hangisi aslında, daha iyi diğerine göre? Aslında sistem doğruysa yani doğru kişi zaten belirli kriterleri sağlamıyorsa onu seçmezsiniz. Yani az önce cümlemin devamında tabii ki en önemli kriterlerden bir tanesi de finansal kriterler. Yani
nasıl franchise veren kendi finansal yapısını düzeltmek için franchise vermek bakmıyorsa olaya, alan kişi de ben sadece bir şey alayım bu işte buradan bunu ödeyeyim mantığıyla değil, belirli bir altyapısının olması lazım. Belirli bir sermaye yapısının olması lazım. Yani şunu diyebilir miyiz? İlk sağlıklı olan bir yatırımcı, yani sağlıklı tarafını şu anlamda söylüyorum. Bir mağaza açtı, lokasyon güzel, kendisi işin başında duruyor. Ama tüm bunlara rağmen gene belki ilk 6 ay, 1 sene para kazanmayı beklememesi normal mi, olur mu? Franchise özellikle restoran... Ya bir yandan da çünkü bir kar amacı var. Hemen hepimiz, evet. Biz Türkler biraz da bu konuda sabırsızız. Doğru. Hemen para kazanalım, hemen yatırdığımız parayı geri alalım derdindeyiz. Şimdi aslında o söylediğimiz şey lokasyonla bağlantılı. Yani bugün işte özellikle franchise lokasyonlarını seçerken tabii ki bizim ağırlığımız alışveriş merkezlerinde ağırlıklı olarak çalışıyoruz. Evet. Çünkü onların food court'larındayız. Bu noktada 2 yıl sonra yapılacak olan bir AVM alışveriş merkeziyle ilgili olarak da bugünden bir yer seçme şansınız olabiliyor. O noktalarda alışveriş merkezinin gelişimiyle beraber siz zaten markanız veya food court'taki başarı gerçekleşiyor. Ama eğer çalışan bir yerse evet ilk günden para kazanabilirsiniz. Doğru kiralama yapmışsanız, evet. Doğru maliyetleri belirlemişseniz ki son dönemde özellikle Sayın Başkanımızın girişiminin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Alışveriş merkezlerindeki kiralarla ilgili olaraktan kendisine de buradan teşekkür ediyorum. Evet çok sağ olun yani. Ben de o toplantıdaydım ve çok etkili oldu. Sonuçlarını da inşallah daha iyi alacağız. Çünkü yatırım yapacağınız yerde sonuçta maliyetlerinizi kontrol edeceğiniz birkaç tane şey var. Bunlardan bir tanesi kira. Tabii ve ki, en önemlisi kira. Doğru yerden kastım bu. Şimdi bu üçü birleştiği anda aslında sadece bir kişi bir işi yapar anlamında söylemiyorum. Sonuçta bir sistem var. Hı-hı. Doğru yerde insanları seçmişseniz ve o işi gelişiyorsa ki buna birkaç tane örnek verebilirim. Ömer Bey'in olduğu grupta da biz tek franchise'de başladık. Şu anda gerçekten 12 tane, 4 farklı markadan kendilerine yatırımları var. Bu iyi bir örnek gerçekten. Evet, bu ve doğru yerden başladılar. İnşallah da doğru markayla başladılar. O zaman o markanın temsilcisi olduğu için güvenle söyleyebiliyorum. Ve şu anda 6 tane aynı markadan şubeleri var. Bunun gibi o markada benim çok fazla şeyim var. Yani biri size gelip onun için orası değerli olabilir. Veya yatırımcı sadece kira vermemek adına kendi mülkünü değerlendirmek isteyebilir. Eğer orası doğru yer değilse bırakın gidin kiralık yerde. Evet, birincisi tutun. Doğru yer, doğru aynı. Kiralama. Ondan aynı. Sonra bir şekilde aynı. Devamı aynı. Geliyor diyorsunuz. Hatta ben birkaç yıl önce pazarlama franchise sistemiyle ilgili olaraktan pazarlamadaki arkadaşlarımız bana bir soru sorduklarında şöyle bir cümle söylemiştim. 10 milyonu olan bir kişi değil, birer milyonu olan 10 kişi benim için önemli demiştim. buradaki şey kurumsal yatırımcıların bu sisteme girmemesi anlamında değil. Zaten o kişinin parası varsa o noktaya geliyor. Ama öncelikle işinin başında durması lazım, işiyle ilgilenmesi lazım. Sizin söylediklerinizi uygulayabilen birisi olması lazım. Tamam, harika. Yani gerçekten çok aydınlatıcıydı. Teşekkür ederim. Şimdi bir de ben bir şey eklemek istiyorum tabii. Yıllardır birçok markayla ilişkimiz hem franchise alan hem de franchise veren tarafından çok fazla olduğu için iki türlü yönetim biçimleri var benim temelde gördüğüm. Bir tanesi merkezi yönetim biçimi. Yani markanın kendisi her türlü altyapıyı yapıyor, eğitimi doğru veriyor, lokasyon seçiminde desteği var. Daha sonra bir de gıda perakendeciliği yapmaya çalışıyor. Ben açıkçası naçizane bu sektörle ilgili en büyük eleştirimden bir tanesi gıda franchise konusunda perakendeciliği biraz daha nispeten diğer sektörlere göre daha zayıf buluyorum. Ama bunu yapan, gıda perakendeciliği konsantrasyonu olan, merkezi operasyonları hakkıyla yapan markaların franchise'ına, yani aşağı yukarı bu benim söylediğim, bahsettiğim konularda destek verdiğinde başarı kaçınılmaz oluyor. Bir diğer tarafı da tüm markaların şu anda yapmaya çalıştığı da yaptığı da merkezden değil de franchise'ın kendisinin bir işi kotarması. Yani
sağlıklı eğitim vermeden, doğru lokasyon seçiminde destek vermeden, örneğin inşaatçı bir profil, daha önce hayatı boyunca inşaat sektöründe çalışmış veya tekstil sektöründe çalışmış bir profilin daha sonra gıda sektöründe sağlıklı bilgilendirilme verilmeden de başarılı olması bekleniyor. Bu tabii işlemiyor. Yani orada bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Peki, tabii sizinki aslında bir yandan da sizin organizasyonunuz kendi içinde bir başarı hikayesi. Birçok markanın franchise'ını almışsınız. Yani öyle bir organizasyon ortaklık yapısından bahsedebiliriz. Evet. Biz Atmosfer İstanbul olarak 2013 yılında kurulduk. Evet. Ondan biraz bahsetmenizi istiyorum. Ondan bahsetmek istiyorum. Ha, lütfen. Şimdi inşaat deyince, evet. Bizim ortaklık yapımızın içinde inşaat da var, armatörlük de var, değerli maden de var. Ama ben genel müdür olarak 15 senedir bu işi yapıyorum. Gıda operasyonum zaten gıda, başındasınız. Evet. Yiyecek içecek içindeyim. Markalarınızı bir sayar mısınız? Şu anda Atmosfer İstanbul bünyesinde Tavuk Dünyası var. Emirgen Süt İş var. Kasap Döner var ve Günaydın markası var. Daha önce de çalışıp sonra işimizi sonlandırdığımız markalar var. Ben kişisel olarak kendi dükkanımı da işlettim. Dükkan diyebilirim ona. Tamam, kendi siz... markamı. Başka franchise'larım da oldu. 2013'te dediğim gibi bir ortaklık, yani farklı sektörlerden gelen ortaklık yapılarıyla beraber bu şirketi kurduk. Neden franchise almaya başladık? Bu da tabii ki ortaklara bir model sunmak gerekiyor. Çünkü gıda sektöründe ne yazık ki bakarsanız açılan yani bireysel anlamda açılan dükkanların çok uzun ömürlü olmadığını görüyoruz. Evet. Bir de özellikle değil mi? Bir yandan da kendi içinde bir cesaret örneği ama yani o tartışılır. Yani bilmediği bir iş, tamam ben bu işi yaparım diyor, bakarım bunda ne var diyor. Ya hemen iş o işe giriyor. Gözüküyor. Evet. İş çok kolay gözüküyor ama aslında çok zor bir iş. Bu yüzden de yani bizim şirketin doğması, büyümesi böyle oldu ve ilk franchise'ımız da Tavuk Dünyası'nda başladık Erol abiyle beraber. Evet, bu çok da çok yani şanslı diyelim ve aynı zamanda güzel bir başlangıç oldu bizim için. Tam da büyüme başlangıç zamanlarında. Evet, Tavuk Dünyası'nın da büyümesiyle. Marka inandınız ve yatırım yaptınız. Bu çok güzel bir örnek. Erol Bey'in çok büyük katkıları oldu. Evet. O zamanki marka sahiplerinin çok büyük katkıları oldu. Çünkü doğru markayı seçmişsiniz, o da doğru franchise. Tamam. İşte bir örnek. Evet, evet. Doğru. Zaten franchise seçiminde benim ilk önereceğim herkese şey olur. Yani eğer bir markanın bir franchise'ı ikinci şubesini, üçüncü şubesini açıyorsa, ya o demek ki doğru bir franchise. Yani ilk onu sorarım. Peki diğerlerinde kriteriniz ne oldu? Yani Tavuk Dünyası vardı. Evet. Daha sonra diğerlerini seçerken birincil kriteriniz neydi orada? Ya orada daha sonra tabii iş modelinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz. Yeni dükkanları açmaya çalışıyorsunuz. Bu sefer karşınıza bir dediğiniz gibi lokasyon geliyor. Ama Tavuk Dünyası bu lokasyona uygun olmuyor. Bu sefer marka aramaya başlıyorsunuz. Yani ikinci markalara, üçüncü markalara geçişimizin böyle başladı. Yani bulduğumuz lokasyonlara acaba doğru hangi markaya, yani sonuçta ana amacımız para kazanmak. Ben kişisel olarak zevk alıyorum yaptığım işler ama tabii ki diğer kısmı da para kazanınca daha çok zevk alıyorum diyorsun. Tabii. Ama çünkü bu işin içinde o var. Yani insanlar hep böyle geliyorlar. Mesela bana arkadaşım geliyor, ben bir kafe açmak istiyorum diyor. Değil mi? Bir de trend şimdi. Evet. Herkes ya veya bir şey yapmak kafe açmak istiyor. Ben de benim ilk söylediğim şey onlara diyorum ki, nerede açacaksın? Şurada açacağım. Yani orada belki pideci çok iyi olacak, belki dönerci çok iyi olacak. Tabii. Yani. Yani insanlar ilk önce zevklerini ön plana koymak istiyorlar. Evet. Bir de değil mi? Kafede arkadaşlarım gelsin, evet. Misafirlerimi ağırlayayım, yemek yiyelim, kahve içelim. Ondan sonra bir arada iş olur. Tabii öyle olmuyor tabii. Evet. Yani ya öyle olmuyor. Çok yani %80 üzerinde öyle olmuyor yani. Çok düşük bir oran. Yani çok büyük şans faktörlerinin ortada olması lazım. Peki bu kadar markayı nasıl yönetiyorsunuz? Örneğin farklı markaların farklı ERP sistemleri var. Yani bunları bütünleşik bir yazılımla tüm ciroları, stokları takip ettiğiniz bir yazılımınız var mı? Yoksa ayrı ayrı mı takip ediyorsunuz? Nasıl çözüyorsunuz orada? Şimdi ilk olarak zaten bunlarla uğraşmamak için franchise alıyoruz. Tamam. Çünkü franchise aldığımız için bize bir model sunuyorlar. Biz de o modeli layığıyla takip etmeye çalışıyoruz. Yok, benim sorduğum yani farklı markalar olduğu için
farklı programlar kullanılıyor, yazılımlar evet. kullanılıyor. Çözülmüş ama yani... Tamam, hayır siz orada bir bütün şeyiniz yok. Tek tek işte tavuk dünyasınınkini evet. Farklı kullanıyorsunuz. İşte diğerlerini tamam öyle öyle tabii, yönetiyorsunuz. Tabii, öyle ama işte franchise mantığındaki güzellik bu. Yani sonuçta iyi bir marka seçtiyseniz, iş modelinin her tarafı tanımlıysa size sonuç doğru geliyor. Size sadece yani yapmanız gereken doğru işletme yapmak kalıyor. Ya biz aslında işletmeci bir... Yani bizim firmamızın ana konu işletme yapmak. Lokasyonu buluyoruz, doğru markayı yerleştirip orada elimizden geldiği kadar en iyi işletme yapmaya çalışıyoruz. Bu yüzden mesela bir yani şirket kararımız vardır. Mesela İstanbul dışına yatırım yapmıyoruz mesela. Biz neden? Çünkü, tam onu soracaktım. İstanbul'un dışında o, bir yapınız benim, yok abi. Yani ben çünkü yani arabaya bindiğim zaman dükkanıma gitmek isterim. Tamam. Ya bu benim tabii şahsi tercihim. Bu da demin Erol Bey'in söylediği aslında temelde ya arkadaş bu işi yapacaksan işinin başında olun. Evet. Aslında bir örneği, öyle evet. değil mi? Evet. O yüzden yani tabii ama bu işi çok yani Türkiye genelinde de yapan firmalar var. Çok da başarılı yapıyorlar. Hı-hı. Ama bu tabii birazcık gönül rahatlığıyla alakalı bir olay. Yani sonuçta dediğim gibi ben bir saat içinde herhangi bir şubemde bir sıkıntı varsa oraya ulaşıp bu problemi hemen çözmek isterim. Gözümle görmek isterim. Çünkü bir sorumluluk da taşıyoruz biz. Şirket olarak. Hı. Yani bir marka güveniyor bize kendi bebeğini. Değil mi? Tabii evlilik bu yani. Biz tabii. Biz onu büyütüyoruz. Büyütüyoruz ve güzel bir sonuç elde etmeye çalışıyoruz. Harika. Peki oradaki şey nasıl ilerliyor? Yani farklı markalarla bir sinerji oluşturabiliyor musunuz? Birbirine bu anlamda nasıl bir katkı sağlıyor? Yani birbirine dolaylı olarak bir katkı sağlamıyor ama nedir? Her iş modelinden yeni bir şey öğreniyorsunuz. Yani evet. öğrenmenin sonu olmuyor. Yani çünkü mesela süt işlediğimiz marka 1953'ten beri evet. var olan bir şirket. Yani o çok farklı şeyler öğretiyor size. Günaydın yani çok güçlü bir marka. O size çok farklı şeyler öğretiyor. Tavuk dünyası daha yeni olmasına rağmen dinamik. Şu anki fonun satın almasıyla bambaşka bir ufuk. Evet, çok başarılı. Tabii hepsinden bir bilgi aldığınız zaman başarı geliyor yani. Evet, değil mi? Tabii yani hayatta satın alamayacak birkaç şeyden bir tanesi de haliyle deneyim, tecrübe. Kesinlikle. Yani benim burada gördüğüm farklı iş deneyimleri farklı bakış açıları kazandırıyor. Belki de orada siz çalıştığınız markalara fikir de veriyorsunuzdur bu saatten sonra yani. Ya tabii biz yani bu şöyle daha iyi olabilir. Biz de devamlı feedback veriyoruz. Evet. Yani sonuçta müşteri ilgilenen biziz. Yani onlardan aldığımız feedbacklere geri firmaya bildiriyoruz. Yani işin gelişiminde tabii. Sağda olan kazanır da. Değil mi? Sağda olan her şeyi bilir yani. Kesinlikle. Yani zaten bu işin iki ayağı var yani franchise. Hı. Yani biz işletme yapıyoruz. İşletme yapmak gerçekten çok zor. Hele şu an Türkiye'sinde daha da zor. Eleman, kalifiye eleman sıkıntımız çok yüksek. Ya evet, o sektörün en büyük problemi çok, yani perakende değil. Yani bunu firmalar zorlanıyorlar. Evet. Ama bir destekleri var tabii. Yani franchise olmanın da konforlarından bir tanesi personel desteği bir şekilde yapabilecekler ölçüde. Kesin geliyor. Zaten tabii. İşi gerçek anlamda bilen bir kişi, iki kişi artık iş modelinize göre o firma entegre ettiği zaman işte bizim işimizde alt kadroları kurmak oluyor. Denetimimizi, denetlememizi, işte firmanın bizden istediklerini uyguladığımız zaman da başarı mutlu oluyoruz. Kaçınılmaz mutlu oluyor. Mutlu oluyoruz evet. Tamam. Yani çok teşekkürler. Gayet aydınlatıcıydı benim için. Tabii biz aslında böyle planlamamıştık oturma sırasında. Bir yandan da tümden gelime doğru gidiyor bu iş. Yani burada bir zincirin nasıl işlediğini gördük öncelikle. Zincir operasyonlarının. Burada bir diğer tarafta zincirlerde çoklu franchise'ın avantajlarını ve neden çoklu franchise alınacağını gördük. Burada da Erdal Bey ile yani tekil franchise'ın avantajlarını ve dezavantajlarını belki de göreceğiz. Siz tabii şunu merak ediyorum. Yani biz toplantıdan önce de sizinle konuştuğumuz için bir deneyiminiz vardı sektörle ilgili, gıda sektörle ilgili ama... Evet. Çok da böyle içinde değildiniz. Değildim. Yani o arada siz tekil yatırımcıyken markanızı seçme
kriterleriniz ne oldu orada? Yani neyine baktınız? Yani cebinizde belli bir miktar paranız vardı. Tamam arkadaş, ben bu işi yapmak istiyorum dediniz. Ama orada birçok marka var, birçok farklı sektörde var. Yani neden şu anda çalıştığınız markayı seçtiniz? Bir de 5 yıllık bir başarılı operasyondan bahsediyorum. Yani 5 yıldır franchise'sınız. Evet. Bursa Kebap Evi'nin. Evet. Evet. Bursa Kebap Evi'ni tercih etmemin nedeni bir kere o dönemde daha hızlı büyüyordu. Hala büyüyor. O dönem daha iyiydi. Kaçtı mesela o dönem o, mağazası? Benim açtığımda 34. 34. Hı. Şu an 96 100'e gidiyor. O zaman inceledim, baktım. Bu firmanın neden bu kadar büyüyor? Yatırım yapan insanlarla konuştum. Hı. Karlılık oranına baktım. Yapabilir miyim diye baktım. Ve girdik işin içine. Ondan sonra 1 Mayıs 2014'te açtım orayı. 2016'da ikinci şubeyi açtım. Hı. Orada. Oradan da çok memnundum. Dediğim gibi ticaretle uğraştığımız için güzel bir teklif gelince orayı verdim. Diğer ya tam aslında şey, tabii burada bizim konuşmamız gereken konulardan bir tanesi neden markalı franchise almalıyız? Neden franchise almalıyızın karlı kazançlı yöntemi? Tabii devir. Yani her haliyle sıfırdan açılan bir işletmenin yatırım maliyetiyle işletilmiş, aradan birkaç yıl geçmiş bir işletmenin hali daha çok para ediyor. Yani bu da gördüğüm birçok yatırımcıda bir yöntemi. Yani 1'e mal edip 2'ye, 3'e, 5'e satabilen markalar ve yatırımcılar mevcut. Yani bu da haliyle sadece franchise alabilen markalarda olur. Yani siz herkes kendinden pay bitsin. No name bir markanın neydi belirsiz rakamları, kiraları, ciroları, maliyetleri mi? Yoksa işte Tavuk Dünyası gibi, HD gibi markaların her şeyin, tüm bilgilerin sisteme girilmiş, kirasının belli, personel maliyetlerinin belli, kostlarının belli olduğu, her şeyin şeffaf bir şekilde net olarak anlatıldığı bir yerden mi franchise alıp yatırım yaparsınız? Biz Franchise More olarak devirsepeti.com bizim bu alanda hizmet veren bir sitemiz ve biz böyle yaklaşan insanlara da burada destek veriyoruz ve markalı franchise konusunda, devirler konusunda danışmanlık veriyoruz. Tabii orada toparlayacak olursam, yani siz bir başarı da bir öyküsü var aslında işin içinde. Yani siz kurdunuz, işlettiniz, para kazandınız, sonra daha karlı bir halde sattınız. Evet. Oradaki tam motivasyonunuz neydi? Yani tamamıyla kar odaklı mı düşündünüz? Başka bir işle mi yatırım yapmak istediğiniz için böyle bir şey yaptınız? Yok, yani şöyle bir şeydi. Yani markaya güveniyorsunuz. Marka bir şekilde orada işletmesi de kolay oluyor ama tabii ki oradaki devretme nedenim karlılık oranıydı. Bayrağı başkasına vermekti ama markayı tercih etmek, franchising yani onu tercih etmenin nedeni, yani Amerika'yı keşfetmişler. Ürün yani lezzetli, onu bulana kadar bayağı bir aşamadan geçmişler. Sistemi kurmuşlar. Bir daha uğraşmanın bir anlamı yok. Hazır rahat bir şekilde tabii. Ha, işletmeci olarak başında durmak gerekiyor. Her zaman ben kendim de söylüyorum. Herkes de hizmet... Ne kadar zaman ayırıyorsunuz? Yani her gün mesela gider misiniz? Her gün. Her gün tamam. 3-5 saat gidip eksiklikleri gideririm. Bakarım. Çalışanların motivasyonunu sağlarım. Hmm. Sorunları varsa sorunları çözeriz. O şekilde devam ettiriyoruz. Firma nasıl bir destek veriyor size bu anlamda? Ya firma bir kere lojistik olarak çok iyi. Yani şunu asıl biraz açmak istiyorum. Yani demin biraz girdiniz, onu biraz daha açacağım. Yani sizin bilmediğiniz bir iş. Firma birçok şeyi hazırlamış zaten. Bir operasyon organizasyonu var. Birçok işi sizden önce düşünmüş ve size destek veriyor. Hayatınızı kolaylaştırıyor. Bu sizin girmeden önce düşündüğünüz şey. Girdikten sonra daha kolaylaştığını gördüğünüz ne oldu? Kolaylaştırdığı yanları bir kere ürün gamı. İstediğimiz zaman yani sistem oturmuş. Tamamıyla bize söylenen ne, yapılan aynı. Farklı bir şeyle karşılaşmadık. Ya bu çok önemli değil mi? Yani
Bir de tabii şey var. Tabii. Biz tabii insanoğlu hayal etmeyi, hayal ettirilmeyi de seviyoruz. Tabii sektörde gördüğüm birçok örneklerden bir tanesi bu hayal etme. İşte şu kadar zamanda para kazanacaksın. Ya arkadaş bu iş çok kolay. Şöyle destek veriyoruz. Bunlar böyle kolay. Bir hayal ediyoruz. Bize hoşumuza gidiyor. Yani bunları duymak. Yani beyaz yalan her zaman insanların hoşuna gider. Ama realitede yani o hayal ettirilen, anlatılan şeyle o bilgilerin örtüşmesi de çok kıymetli, değerli olarak görüyorum. Öyle tabii değil ki. Mi? O zaman daha mutlu oluyorsunuz. İşinizi daha çok seviyorsunuz. Ve onu gördüğünüz zaman daha çok başka bir şubeyle devam ediyorsunuz. Bir ikincisi eleman olarak en büyük sorunumuz eleman. Evet. Kalifiyeli eleman. Yani marka olarak onu yardımcı oluyorlar. Alt tabanını biz hazırlıyoruz. Müdürdü, müdür yardımcısıydı. Bizim bir de sonuçta bir üretim var yani. Tabii. Orada bir et pişiyor, kesicisi lazım falan. Onları yaptıktan sonra diğerlerini biz hallediyoruz. O şekilde bir yardımları oluyor. O konuda da söyledikleri gibi devam ediyoruz. Tamam, harika. Tabii personel konusu gerçekten çok önemli. İster gıda perakendeci olsun, ister gıda dışı perakendeciliği olsun. Personel konusu hakikaten problem, sıkıntılı. Ve markalar da elinden geldiğince bu konularda destek veriyor. Ama biraz bu işin bence üniversiteler kanalında bir harekete geçilip bir perakende okulu, bir perakende bölümlerinin de açılıp orada nitelikli yönetici yetiştirilmesi lazım. Yani meslek liselerinin şu anki durumunu bilmiyorum ama yani ne bileyim garsonundan tutun baristasına kadar, ustasına kadar her türlü işte yetişmiş personel sağlayabilecek bir yapının oluşturulması çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani bir akademik tarafa ihtiyaç var. Yani bilmiyorum, en çok sıkıntı sizler çektiğiniz için. Ya şimdi oradaki sıkıntının asıl nedeni yani Türkiye'nin zaten çektiği sorun. Sıkıntılar yani. Evet. Bu, ya neden? Çünkü gençler bu işi yapmak istemiyorlar. Ben 15 sene evvel çok rahat bir komilikten bir arkadaşı alıp onu müdürlüğe kadar taşıyabiliyordum. Şimdi hala aynı müdürleri çalıştırmak zorunda kalıyorum. Yani alttan gelmiyor. Biraz Z kuşağının dilinden anlamak lazım. O biraz şey ya, biraz haklı. Evet. Şöyle maliyet yapısının değişmesinden kaynaklı insanların gelirlerinde bir düşme oldu. Evet. Yani çünkü daha önceden garson dediğimiz, yani garson olarak olan insanlar hem gelir olarak daha kazançları daha yüksekti, hem mesleki bilgi olarak daha kalifiye bir iş yapıyorlar. Çünkü restoran sayısı azdı. Bir anda çok hızlı ilerlemesi, Türkiye'nin çok hızlı ilerlemesi o elemanı yetiştiremedi. O ara modeli, ara insan yapısını ne biz sunabildik belki. Hani belki de markalar da. O bende çok yakın zamanda çözülecek. Tabii ülkemizde birçok şey çok hızlı ilerlediği için bazı şeyler geri geliyor. Yazık ama bir lider yani. Tabii liderlik de yapılması şart. Yani doğru. Ben inşallah bir şekilde doğru bir bakış açısıyla çözülebileceğini düşünüyorum. İnşallah. Teşekkürler. Burada ben buyurun. İsterseniz bir araya girmek istiyorum. Şu anda bizim 210'un üzerinde şubemiz var. 4 markamızda ve 3000 civarında da personelimiz var. Çok ciddi bir rakam. Çok ciddi bir rakam. Ve restoranlarda çalışan ağırlıklı olduğu için de bu sıkıntı hepimizi çok fazla etkiliyor. Biz bunun şu anda çok içindeyiz. Burada bence yani bireyselden toplama kadar söylüyorum. Kişilere hedef göstermeyi iyi becermek gerekiyor, yapmak gerekiyor. Daha doğrusu insanlar o hedefi alabilmesi gerekiyor. Yani şu anda yerleşik markalarda belki bunu yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Siz kişiye işte burada bununla başlayıp buraya götürüyorum diyebiliyorsanız eğer ve bunu da yapmışsanız o zaman daha rahat ediyorsunuz. Ama şu bir gerçek, o konudaki personel alımı ve yetiştirmesi çok zor. Evet, çok yani bu da çok biraz daha iyileştirilmesi gereken bir konu. Ben Erol Bey sizden aslında daha farklı bir şey öğrenmek istiyorum. Şimdi biraz deneyimlerinizden ilk başta konuştuk. Gıda sektöründe birçok markada, iyi markada ve çok emeğiniz var. Bir noktaya getirdiniz. Sizin
Yani bir önceki hani böyle daha hap gibi bir soru gibi düşünün lütfen bunu. Daha önceden farklı bir bakış açım vardı. Şu işler yıllar içerisinde daha zor yapılıyordu. Ama şimdi daha kolay olduğunu dediğiniz bir şeyler var mı? Ne var ya da? Yani sistem olabilir, anlamında olabilir. Yatırımcının bakış açısı olabilir. İşverenin bakış açısı olabilir. Franchise'ın her şey olabilir yani. Şimdi öncelikle ben de UFRAD'ın Osman Beylerle beraber çok uzun sürelerdir içerisindeyim ve ülkemde özellikle Ulusal Franchise Derneği'nin katkısıyla franchise sisteminin oturmasını çok önemsiyorum. Tabii büyük katkıları evet, oldu yani. Evet, dernek olarak çok büyük katkıları var. Evet. Hem bizi yurt dışında temsil ediyorlar hem de içeride bunun, bu algının düzelmesi adına çok önem veriyorlar. Ben de bulunduğum şirketlerde öncelikle gidip şirketimi UFRA'da üye yaparaktan başlıyorum. Burada altını çizmek istediğim nokta şu. Elbette ki iletişim çağındayız ve insanların yatırım yapmak için, araştırmak için artık çok fazla seçenek var. Görebiliyorlar. Bunu bir de başarılı işletmeler, özellikle yerli işletmelerimiz arttığı zaman bunda çok büyük yol aldık. Gerçek anlamda sistemin oturmasıyla ilgili yol aldık. Yani eskisine nazaran daha sistemli mi çalışmaya başladık? Evet, daha sistemli çalışıyoruz. Hem sistemin kurulması anlamında, kişilerin beklentileri anlamında bunların hepsini karşılamak zorundasınız. Yani bugün kendi adıma 200 küsur şubeyi yönetebiliyorsanız eğer bu kolay bir iş değil. Evet. Ama bunu bir sistemsiz olarak yapamazsınız. Veya işte arkadaşlarımın içinde bulundukları grupları. Ama biz de hiç fena değiliz. Hani yabancıların yıllardır daha iyi becerdiği, kotardığı işi biz de artık biraz öğrendik şu anda, yani. Şu anda konuşmacı olarak topladığımız anda 500'e yakın şubesi olan bir grupları içerisindeyiz. Evet. Bu önemli bir şey. İkincisi de bence şimdi daha önce sorduğunuz soruyla bağlantılı olarak söylüyorum. İnsanlara yatırım yaparken neye baktıkları önemli. Bizim kriz dönemlerinde çok fazla farklı sektörlerden yatırımcı alırız. Şimdi Sayın Başkanımız az önce girişimci mi yatırımcı mı bu ayrımı iyi yapmak lazım demişti. Evet, normal zamanlarda girişimciler çok daha farklıdır, daha fazladır. Belki de son para, bütün yetiştirdiği, biriktirdiği parayı bir işe yatırmak isteyenler vardır. Bir de zaten bir işi olup, ya her akşam yemek yiyoruz zaten. Özellikle gıda sektörü anlamında söylüyorum. Bakıyoruz ki şey dolu, restoran da dolu. O zaman biz bu işe girelim, nakit gelir. Nakit. Evet, bir de aynen. Kriz parayı da peşin alıyoruz. Yani biraz daha ekonominin sıkıntılı olduğu dönemlerde, özellikle gıda sektöründe daha hareket olabilir. En büyük hata da burada yapıyorum. Evet, benim tanıyan arkadaşlarım bilir. En büyük örneğim şudur. Ben 30 Ramazan iftarı hiçbir zaman top atıldığında yapmadım. Çünkü o saatte mutlaka birisi beni arar. Restoranda zaten her taraf dolu. En çok iş yapılacağı zaman. Evet, sayıyor. Ben evdeyim ama sayıyor. Kaç kişi var bu kadar. Burada parayı götürürüz. Bu işi açalım deyip beni arayan çok insanlar vardır ve onlar karınları doyduktan sonra öbür gün pek aramazlar. Yani ne demişler? Açken alışveriş de yapılmamalı. Aynen. Restorana da gidilmemeli. Biraz dengeyi sağlamak lazım. Kriz dönemlerinde, sıkıntılı dönemlerinde de gıda sektörüne özellikle farklı yatırımcılar çok fazla giriyor. Evet. İşte o noktada o kişileri doğru ayırmak gerekiyor. Onlar da yine aynı bizim az önce gördüğümüz gibi bir sistem var. Ben bunu yönetebilirim. Ama yine insanlarla sistemin doğru olmasıyla bağlantılı değerlendirmek gerekiyor. Ya gene burada doğru seçim yapmak lazım. Kesinlikle. Yani. Ve yöneticileri de doğru seçmek gerekiyor. Evet, yani. Yöneticinin eğitim konusu. Elbette. Ya tabii aslında yıllar önce bir dönem Avustralya'da sistemden konu açıldı. Yaşadığım dönemde tabii perakende bir franchise işin içindeyiz. Dedik ki Sydney'de, Avustralya'da franchise fuarı nasıl oluyor? Gittim fuara ve hani çok enteresan işler gördüm. Markalardan bir tanesi köpek gezdirme işini franchise veriyor. Yani gerçekten sorduğumda 150 tane zinciri vardı. Diğer marka çatıya anten takma işini franchise etmiş. Yani bunların ama ortak noktası incelediğimde hepsinin gerçekten bir sistemin olduğu,
o sisteme uymak için denetlemesinin yapıldığı, kurallara uyum sağlaması için markaların merkezi operasyon kısmının büyük emek verdiği. Ya biz belki o şekilde başlamadık yani Türkiye'deki franchising, bayilikle ilgili gelişimi, sonra franchise evrileşmesiyle ilgili. Ama şimdi diğerlerinden de çok daha fazla hız aldığımızı düşünüyorum. Bence yani UFRAT'ın katkısı da gerçekten çok büyük burada. Buyurun. Bence Türkiye'deki en büyük sıkıntı o. Regülasyon eksikliğimiz. Her konuda öyle. Evet. Yani şimdi biz bir AVM'de mağazamız var. Bizim adresimiz sokak adresi olarak geçiyor. Yani biz AVM'nin daha yani bir regüle edilmemiş. Aynı şey franchise'da da öyle. Doğru. Büyük ihtimalle arkadaşımız rakamları görünce çok sevindim diyor. Yani bu çok korkunç bir şey aslında. Zaten bunun doğru olarak bize veriliyor olması lazım. Yani veya en azından bunun bir regüle ediliyor olması lazım. Yani kimsenin kimseye hayal satma gibi bir hakkının olmaması lazım. Yani işte bunlar da bizim regülasyon eksikliklerimizden kaynaklı. Ya hayali seviyoruz tabii. Yani hayal olmadan olmuyor. Ama biraz ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Tabii. Ben şunu merak ediyorum sizden. Yani bu kadar markaların, mesela sistem bahsettik. Hani Erol Bey'in bıraktığı yerden devam edelim diyorum. Yani pazarlama konusunda nasıl destek alıyorsunuz? Yani size nasıl destek alıyorlar? Pazarlama konusunda iki tarz oluyor. Bir, global anlamda, yani Türkiye modeline düşünürsek markaların reklam veriyorlar. Zaten onu da bizim yapacağımız şey yok. Bize düşen görev AVM'nin ve müşteri yapısını hissetmek. Evet. Onlara göre de tabii ki taleplerimiz oluyor. Mesela AVM'lerde herkesin uyguladığı personel menüleri veya evet, onun şeyini uygulamak. Yani evet, en basitinden böyle başlıyor. Ama bu şeye kadar gidiyor. Bulunduğunuz yine semte göre. Mesela özellikle Emirgan Süt İş'te. Hmm. Oraya uyarlayabiliyoruz. Tavuk dünyası mesela daha standart bir model. Hmm. Ama sonuçta bulunduğumuz yere göre de markalar buna hiçbir zaman hayır. Bu da gayet konforlu bir şey. Yani birilerinin sizin adınıza bir şeyler düşünmesi, onu yapması ve sizin işlerinizi arttırmak için uğraşması da kıymetli. En basit kıymetli. Şöyle bir şey söylediğiniz zaman yani kendi markamdayken, yani benim kendi dükkanım varken matbaaya gidiyordum. Grafikerle çalışıyordum. Ya, evet. Hepsi maliyet. Siz bir telefon açıyorsunuz. Ben böyle bir kampanya yapmak istiyorum. Şu ürünü, şu fiyata yapalım mı? Okey gelirse onu hemen size boşuna hazırlanıyor. AVM'ye belki pazarlama ekibi geliyor, AVM ile konuşuyor veya sokaktaki billboardlarla konuşuyor. Size fiyat teklifleri veriyor. Sizin için pazarlık da yapıyorlar. Tabii. Böyle şeyler oluyor. Değil mi? Ama bizim de onlara katkımız ne oluyor? İşte biz de onlara bu vizyonları, çünkü onların kendi işletmeleri yaptıkları zaman yani markalar haber çok hızlı gitmiyor onlara. Yani yine nasıl tam o kelimeyi kullanamayacağım ama İşinizi genelde takip şirket içindeki insanlar birbirlerini çok dinlemek duymazlar. Dışarıdan ama yani genel olarak Türk insanı olarak biraz konuşmayı dinlemekten daha çok seviyoruz yani o. Evet. Dinleme dışarıdan aslında biri söyleyince daha çok şey. Evet öyledir evet. Yani hakikaten dinlemek kadar kıymetli, değerli pek az şey var yani bu hayatta. Ama bu da çok önemli bir şey. Burada eklemek istediğiniz başka bir şey var mı pazarlamayla ilgili? Mesela orada genelde firmaların bakış açısı finans olarak da destek veriyorlar mı? Yani genelde bunların zaten iş modeli içinde bunlar oluyor. Hmm. Yani ekstra bir şey sunmuyorlar. Çünkü zaten bir pazarlama... Tamam zaten baştan belli ama... Baştan işte biz böyle yapacağız, şöyle yapacağız, şunu yapacağız. Zaten o da bir maliyetlerimizin içinde oluyor. Zaten olmalı da zaten. Evet. Yani. Ama siz bir proje götürdüğünüzde de makul mantıklıysa sıcak bakılıyordur diye düşünüyorum genelde. Tabii yani işte yani lokasyona özel pazarlamalarda hemen hemen bütün firmalarımız bize çok destek oluyorlar. Hem işte dediğim gibi bu yani bir normalde uğraşmamız gereken matbaa, tasarımcı o işleri halletme artı belki finansal anlamda da karşıladıkları zamanlar. Satın alma maliyetleri. Tabii canım o değil mi? Çok uğraşıyoruz diyorsunuz yani yardımcı olmak için. Onu atlamayalım. Tamam, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Yani öğrenmek istediğimi öğrendim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Erdal Bey, aslında biraz da çok zamanımız kalmadı. Son olarak da sizi de toparlamak istiyorum. Son durumda sizin de eklemek istediğiniz bir şeyler varsa onları ekleriz. Daha sonra da zamanımız varsa soru alabiliriz. Şimdi 5 yıllık süre çarçabuk geçti. 2 tane mağaza açtınız. Bir tanesini karlı bir şekilde sattınız. Evet. Bu 5 yıllık
süre içerisinde yani aklınıza gelen, böyle eksik kalan, şunu böyle daha iyi yapabilirdim diyebileceğiniz bir şey oldu mu? Mesela daha fazla mağaza açabilir miydiniz? Ya da daha farklı bir iş koluna girmek ister miydiniz yani Ömer Bey'in dediği gibi? Yani girebilirdim, yapabilirdim ama çok fazla uğraşmak istemedim. Hayat çok kısa bence. Çok fazla da uğraşmak istemedim. Bu şekilde gayet iyi gidiyorum yani. Ve yaşam standardı olarak tek bir mağaza nasıl bir hayat sağlıyor? Yani ortalama bir şey olarak. Gayet konforlu bir hayat sağlıyor yani. Türkiye şartlarında iyi diyebileceğim bir rakam kazanıp hayatımı devam ettirebiliyorum. Bundan sonra peki tekrardan bir yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? Tabii ki. Bu işte yani kendi markanıza ve bundan sonrası için. Tabii ki düşünüyorum yani şu an için düşünüyorum, neden olmasın. Ama şu an gayet mutlu mesut gidiyorum. Aman ne güzel. Yani. Ya gerçekten kulağa hoş geliyor. Erol Bey yani tanışın evet. Ya. Mutlu bir franchise adayı düşünün. Tabii benim biraz zaman sorunumuz da var yani benim aslında daha fazla sormak istediklerim vardı ama bir saat bir zamanımız var yani bizim konuşamadığımız sizin eklediğiniz bir şey varsa lütfen dinlemek isterim yoksa birkaç soru alabiliriz galiba değil mi Zuhal Hanım? Evet soru da alabiliriz. Soruyla devam tamam edelim. O zaman aslında konuşmanın biraz daha açılım olması için bizim aklımıza gelmeyen, konuşamadığımız şeylerimiz varsa, konularımız, lütfen sizlerden soru alalım. Merak eden, buyurun. Bir de siz Can, isminizi ve soruyu kime soracağını evet. Söylerseniz. Geliyor mu sesim bu arada? Evet, gayet iyi. Saltuk Kocatürk, önce Erdal Bey'e. Sonra da Erol ve Ömer Beylere birer sorum olacak. Tamam, buyurun. Erdal Bey, şimdi kararı vermeden önce bazı incelemeler yaptım dedi. Cirolarına, şirketin karlılığına baktım dedi. Tabii daha önce bu bayiliği almış arkadaşlarla konuştum dedi. O konuşma kısmı tabii ki yapılabilir ama diğer rakamları mesela nereden gördü, nasıl inceledi? Böyle bir karar almak istediğimizde o tip incelemeleri nasıl yapabiliriz? Karlılık oranlarını, ciro oranlarını vesaire. Ama tabii şeyi ki söylüyorsunuz yani mevcut çalışan hali hazırda bir yerin devri için soruyorsunuz değil bir mi? Bir veya birkaç yerin. Mesela kendisi yanlış hatırlamıyorsam 34. bayiyi kurmuş. Kendi civarında ki veya markanın gidip merkezi ile mi konuştu? Oranın yöneticileriyle mi konuşuyor? O bilgileri onlardan mı aldı? Yani o tip bilgilere nasıl ulaşılabilir o kararı vermeden önce rakamsal bilgilere dönelere? İlk başta tabii ki şubelerle. Artık sistemimiz teknoloji çağı olduğu için her şey şeffaf. Bütün satılan ürünler, giren mallar hepsi sisteme giriyor. O yüzden ilk başta bayiye sorarsınız. Bayi de işte ne kadar ciro çekiliyor, ne yapılıyor, ne ediliyor. Sonra merkezde sorarsınız, karşılaştırdığınızda bunların ikisi oluyorsa demek ki kandırılmıyorsunuz. Gerçek bir bilgi elinizde oluyor. Diğer sorumda örneğin sanayi sektöründe bir yatırım yaparken başa baş noktası dediğimiz yani bir robot yatırımı yapacaksınızdır. Önce bir yatırım maliyeti vardır ama işletme maliyetlerini kısarsınız. Bu yüzden kendi amorti etme süresi vardır ve sanayide pratikte 2-2,5 yıl gibi. Sanayi biraz açar mısınız yani? Örneğin bir fabrikada bir robot yatırımı yapacaksınızdır. Onun tamam. Bir yatırım maliyeti vardır. Ama o belli işçilik, cycle time gibi maliyetleri kısacağı için belli bir zaman sonra kendini amorti edip kâra geçirmeye başlayacaktır. O sürede yaklaşık 2-2,5 yıl olarak kabul edilir. Daha uzun sürerse o yatırıma pek sıcak bakılmaz. Yatırım kararı alınmaz. Burada bayi açmak isteyen kişi belli yatırımını yaptıktan sonra ne kadar süre sonra başa baş noktasını yakalayabilir aynı mantıkla düşünürsek? Kime Erol'da, soruyorsunuz? Erol'da Ömer Beylere. Ya bu tamamen yatırımcının kendi kararıdır yani. Yani sonuçta siz bankaya da para yatırırken veya başka bir şey yaparken de bir yatırım beklentiniz oluyor. Burada firmaya güvenmeniz gerekiyor. Yani önceki soruya geçeceğim. Zaten eğer size yalan söylüyor diye düşüneceğiniz bir yapı varsa karşınızda zaten o franchise'den hemen kalkın uzaklaşın derim yani. İlk önce
karşınızdaki franchise'a güvenmeniz gerekiyor zaten yapısal olarak ve sundukları modele. Artı mümkünse de sundukları değer, yani size mesela mal maliyeti söylerler. Aşağı yukarı bir personel gideri söylerler. Bunu da garanti alabilecek bir, yani onların size verdiği değerlerin dışında çıkarsa nasıl bir model uygulayabileceğiniz karşısında bir konuşma yapıp bunu şey yaparsanız daha da doğru olur gibi düşünüyorum. Sizin söylemek istediğiniz şey var mı? Geri dönüşümle ilgili kaç yıldır yani diyorsun? Yani 48 ay diye bir varsayım, yani böyle bir sektörde dolaşır ama bu siz 36 ayda yapmak istersiniz, başkası 24 ay der. Ona göre bir model de çıkabilir karşınıza veya 70 ayda çıkabilecek bir model de çıkabilir. Şimdi ama buyurun. 48 diye değil mi? Evet. Bir sektörün bir şeyi yani var. Yani 48... 4 yıla kadar. Evet, buyurun. Ama sizin verdiğiniz örnekteki bir robot yatırımıyla ilgili olan şey, o robotun robota yaptığınız yatırım yerine işte vereceğiniz işçilik veya diğer şeyleri karşılaştırıyorsunuz. Burada ise bir kazanç söz konusu. Yani siz zaten o işle ilgili olaraktan bir yatırım yapıyorsunuz ve o işle bir işletmek için de bir yatırım yapıyorsunuz. Yani para harcıyorsunuz. Arada kalan rakamla o kazançla siz yatırımınızı geri dönüştürmeye çalışıyorsunuz. Burada gıda işinde 4 yıla kadar olan sistem doğrudur. Yani uygundur, onaylanabilir. Ama bu süre ilk başlangıçtaki tabii ki iyi senaryo, kötü senaryo olaraktan da iyi bakmak lazım. Yani bu bir işte 100 bin lira ciro yapacağınız bir yere 150 bin lira ciro yazarsanız zaten 2,5 yılda döner. Doğru tahmin burada işin. Evet, real tahmin, gerekiyor. Ayakları yere basan, öyle doğru, değil mi? Doğru maliyet ve ciro tahminlerini iyi yapmak gerekiyor. Ya tabii ben bir ekleyeyim kısaca bir şey. Buradaki parametre aslında yatırım tutarlarına göre de farklı. Yani 300 bin TL'lik yatırımla 2 milyon TL'lik yatırımın olması. Evet. Kahve sektöründe misiniz, gıda için konuşuyorum. Yoksa restoran mı ya da işte dönerci mi açacaksınız? Yani buradaki yatırım arttıkça aslında yatırımın geri dönüş süresi de kendi içinde daha uzuyor. Doğru. Ama daha sağlam oluyor. Yani no name marka demeyelim de daha emekleme aşamasında daha küçük yatırım bedelleri daha hızlı dönebilir. Ama biraz daha yüksek yatırım bedeli olan daha güçlü markaların yatırım süresi biraz daha uzun olabilir ama daha garantidir, daha sağlamdır. Daha çünkü gerçekçi tahminler yapılmıştır. Kira muhtemelen gerçekçidir. Personel maliyetleri gerçekçidir. Bir gerçekçilik vardır günün sonunda. Bilmiyorum. Sizi aydınlatabildik mi? Evet, başka sorusu olan var mı? Evet, herhalde bu kadar. Herkesi aydınlattık bununla ilgili. Sizlerin arkadaşlar var mı eklemek istediğiniz bir şey? Çok teşekkür ederim. Tamam, ayağınıza sağlık. Umarım... Buyurun. Buyurun. Bir mikrofon alabilir miyiz? Son müdür. Buyurun. Şimdi, pardon, isminizi söyler misiniz? Tülin Sezgin. Tamam Tülin Hanım, buyurun. Şimdi ben de bir yatırım danışmanı olarak sormak istediğim şeyler var. Bu arada Franchise Mora'da danışmanlık yapıyorum. Şimdi birçok markada şunu görüyoruz. Sahte müşteri olduğumuz için personellerin yeteri kadar eğitilmediğini, onu özellikle dikkat ediyoruz. Niçin? Çünkü bir markayı demin sizin söylediğiniz gibi bir yere getirmek çok kolay değil. Ama inişini sağlamak çok basit oluyor. Çünkü herhangi bir hata markaya direkt zede olarak geliyor. Bunun önüne geçmek için nasıl bir eğitim uygulaması yapılması gerekiyor? Belki burada bu soruya bilmiyorum. Evet. Herhalde Erol Bey'e mi soruldu? Şu anda az önce de söylediğim gibi 3000 civarında personeli olan bir grubun franchise müdürüyüm. 4 tane markamızda biz bunları merkezi bir şekilde yönetiyoruz. Doğru kişiyi almaya çalışıyoruz. Doğru eğitmeye çalışıyoruz.
ve en önemlisi de kişinin aidiyet duygusunu geliştirmektir. Eğer bunu verebiliyorsanız o kişi orada kendi geleceğini görmeye başlarsa ve orada çalıştığı müddetçe ileride işte verdiğiniz hedefleri tutturabileceğini, belki de Ömer Bey'in az önce söylediği gibi komi olarak aldığınız kişinin restoran müdürü hedefinin olabileceğini görüyorsa bunu insanları tutabiliyorsunuz. Yoksa çok fazla bir dönüşüm var. Bence burada eğitimden geçiyor. Tabii ki işin maddi kısmı var. Yani burada hani konuşacağımız sigortası var. Bunların hepsinin doğru olması lazım. Peki ben şunu da sormak istiyorum. Buyurun. Şimdi bu isim hakkı dediğimiz sistem içerisinde özellikle gayrimenkul sektöründe çok ciddi oranlarda aylık ödemeler oluyor ve bunu bayi olan kişi mesela nedir? Hiçbir iş yapmıyor ama bir ödemek zorunda olduğu bir meblağ var. Bunun için genel merkez hiçbir zaman önlem almıyor. O oranları niçin düşürmüyor? Şimdi o söylediğiniz herhalde bazı firmaların uyguladığı, işte ben sizden 5000 lira alırım ayda, evet. 7000 lira alırım. Zaten bizim franchise sisteminde veya iş en azından böyle iş modelimizde böyle bir şey yok. Royalty fee dediğimiz olay, evet. işin sisteminde ciro üzerinden anlaştığınız oran oranında verilir. Bu ay 100 bin lira ciro yaparsanız onu verirsiniz, 200 bin lira yaparsanız. Yani o sorunuz muhatap yok. Biz değiliz. İşte ben şimdi Ömer Bey'i de sanıyorum birçok franchising sistemi içerisinde olduğu ama için. Ama biz sadece gıda franchising yapıyoruz. Başka ya başka bir yatırımları yok. Gıdada da aynı konu olduğu için ben. İşte o biraz daha Emre söylemiş. Şeyle yani. İlgili olabilir mi? Kurumsallık veya yani bakın franchise sistemi belki çok az bir zamanınız alacağım ama tabii, bir yere tabela asmak değil. Sizin onu lojistiğiyle, denetlemesiyle, eğitimiyle bunların hepsini yapmak zorundasınız ve zaten royalty fee'yi onun karşında alıyorsunuz. Bir hizmet veriliyorsunuz. Evet. Onun dışında sadece tabelaya asıp zaten sen bana ayda 5 bin lira, 10 bin lira, 7 bin lira ver diyorsanız zaten diğer hizmetlerini hiç almıyorsunuz. Dur ki birçok markada biz bunu görüyoruz. Bizim şu anda en azından burada olduğumuz markalarda böyle bir şey söz konusu olmadığı için rahat konuşalım. Dükkanına uğramayan, bir daha firma yetkilisini görmemiş olan eti nereden aldığını, ekmeği nereden aldığını, patatesi nereden aldığını bilmeyen markalar var. Zaten bunlar sistemin dışındaki markalar. Yani bunlar bizi temsil Regülasyon etmiyorlar. Bu yüzden. Evet. Evet, bunlar temsil etmiyor. Ben biraz daha açıp, hani çok da uzatmak istemiyorum. Başka soru sormak isteyen arkadaşlarımızın zamanını da almak istemiyorum. Tabii bu bir yandan da bizim alanımıza giriyor. Yani Franchise More'un danışmanlık tarafına giriyor. Şimdi bu işi haliyle çok uzun süre yapınca bilgi, birikim, deneyimi oluşturan bir takım bilgileriniz de oluyor. Yani hangi marka nasıl çalışıyor? Yani tedariğinde nasıl, eğitiminde nasıl, söylediklerinin hangilerini gerçekleştirebiliyor, gerçekleştiremediği problem ne, o markanın yatırımın geri dönüş süresinin hakkı o mudur, değil midir, içinde başka bir problem var mı, yok mu? Bizim gibi işi yapan insanların bilebileceği ve doğru şekilde yönlendirebileceği bilgiler. O yüzden de ben burada tüm yatırımcı adaylarından sesleniyorum. Yani eğer hakikaten paramız kıymetliyse, deneyimliyse bu sektörde emek veren, birçok konu hakkında bilgisi olan insanlardan danışmanlık alın. Öğrenin. Neler oluyor? Hangi marka sağlam? Hangi marka sağlam değil? Maalesef o kadar çok örnek veriyoruz, duyuyoruz ki bu örnekleri burada konuşsak hakikaten geçenlerde bir arkadaşım söyledi ya bir sürü hikaye var bir kitap yazsana dedi. Böyle olur. Bu arada kitaptan bahsedecek olursam kurucumuz Osman Bilge'nin Franchise ve Markalı Girişimcilik kitabı var. Bu deminden beri konuştuğumuz konuların aslında bir anlamda bir özeti. Lütfen Ufrat'tan edinin bunları ve bir okuyun. Evet. Başka bir soru? Tamam. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Yani ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler.
Size hoş, teşekkür ediyorum. Umarım bir dahaki toplantıda görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.